Aralık'ta Amespor'u konuşacağız. Öncelikle yanımıza hoş Evet. geldiniz Dolan Hoş bulduk. Teşekkür Oğlu'ya. ederim. 5 Sağ olun. maçtır yenilen bir Amespor vardı. Son hafta Eskişehirspor'a kaybettiniz. İstiyorsanız önce Eskişehirspor maçı değerlendirmesine başlayalım. Sonra şampiyonluk yarışında görüşelim. İçeride oynadığımız, berabere bitirdiğimiz maçlar var. Yani mesela bir Akhisar maçı, bir Kırşehir maçı. Bunlar bizim aslında puan kaybettiğimiz maçlar. Yani bir Kırşehir maçını 90 artı 6'da gol yedik, maç bitti. Yani 3 puan alabileceğimiz maçı orada 2 puan kaybettik. Akhisar maçı yani çok fazla pozisyona girdik, iyi oynadık, çok fazla pozisyon vermedik. Hatta bir tane falan bir pozisyon verdik. O maçta da mesela kaleye bir türlü top girmedi. İyi oynadığımız maçta orada da şanssızlık 2 puanı kaybettik. Ha, bunlar bizim kayıplarımız. Bunlar bizim tabii ki içeride kaybettiğimiz puanlar. Ama iyi oynayan, iyi giden, iyi mücadele eden bir takım hüviyetiyle sahaya yansıttık. Bu bizi sevindirdi ama bir taraftan da puan kaybettiğimiz için tabii ki taraftarlarımızı üzdük. Tabii her şey sonuca bakıyor. Kimse sana iyi oynadın ya da işte iyi pozisyona girdin, gol kaçırdın falan demiyor. Yani sonuçlandırdın mı, sonuçlandırmadın mı ona bakıyor. Bu hafta da Evet. Eskişehir maçı aslında bizim galibiyet için çıktığımız bir maçtı. Ama maalesef deplasmanda Amespor geçen sezondan da psikolojik olarak hani şimdi taraftarlar da artık maça geldiği için çok büyük bize hakarete varır şekilde oyuncularımı yani motivasyonu düşürür şekilde tezahüratlar oluyor. Abi biz tabii ki burada oyuncularımıza her zaman söylüyoruz, etkilenmememiz lazım. Biz profesyonel futbolcularız. Biz deplasman da olsa oradan puan alıp galibiyetle çıkabilecek güçteyiz. O kapasitemiz var diye her zaman söylüyoruz. Ama Eskişehir maçı tabii ki o taraftarın o kötü tezahüratı, bizi hakarete varan şekilde tezahüratları, rakip oyuncuların, genç oyuncuların o dolduruşa gelerek mücadelesini 2-3 kat artırarak sert oyunu. Tabii bu sert oyunun yanında hakemin de onlara biraz müsaade etmesi. Bizim oyuncularımıza çok sert, agresif oyun oynadılar. Çoğu zamanlarda faul vermesi gerekirken hakem tabii ki buna müsaade ettiği için oyuncular da tabii ki bir oluyor, iki oluyor. İster istemez gardları düştü, motivasyonları düştü. Yoksa maça iyi başlamıştık. Ama istediğimiz sonuçları bulamadık. Tabii ki istediğimiz taktiksel oyunu sahaya yansıtamadık. Ha, oyuncuların istekli, arzulu başladılar ama maalesef deplasmanda psikolojik olarak o maçı etkilendik. Yani açık açık onu söyleyeyim. Golü yemeseydik, yani biraz ileri dakikalara taşıyabilseydik o maçı alabilirdik diye düşünüyordum ama golü yedikten sonra tabii ki oyuncularım demoralize oldu motivasyon yönünden. Hakem de buna tabii ki biraz katkı sağladı. Anladım. Hocam Yani normalde aslında bayağı bir Eskişehirspor'un şöyle söyleyeyim, yani oynadığı bir oyun hani bir organize pas yaparak atağa çıkması falan yoktu. Öndeki işte o 9 numara Onur'un biraz top saklayarak topu kaleye götürmesiyle alakalı. Yoksa bize çok fazla pozisyon bulacak tarzda bir oyun sergilemediler. Ama maalesef işte birinci gol, arkasından ikinci gol yedikten sonra biz tabii ki savunma olarak düzenimiz bozuldu, disiplinimiz bozulunca ister istemez onlar da kapanarak oynadılar. Maalesef mağlup olduk. Yani şunu söyleyeyim açık ve net bir şekilde, biz galibiyeti hak etmedik. Rakip takım oynadığı o agresif oyun, bizi oynatmama düşüncesi, sert oyunu, o istekli, arzulu, mücadele gücünü öne çıkararak oynaması galibiyeti hak ettiler. Yani biz kendimiz hak ettik. Galibiyeti hak etmemiştik zaten. anladım. Peki. Hocam aslında lider Pendikspor'u yenerek güzel bir sonuç almışsınız. Orada 3-0'lık bir galibiyet. Evet. Burada bir daha doğrusu ben de İstanbul'dayım. Ben yarışın daha da kızışacağını bekliyordum o haftadan sonra. Pendikspor'un çünkü rakiplerinde puan farkı bayağı vardı. Ben hani daha yarışın kızışacağını bekliyordum ama sizin dediğiniz gibi bazı maçlarda yaşadığınız puan kayıpları işte en son Evet. Eskişehirspor mağlubiyeti. Puan farkı tekrardan 15'e çıktı. Amespor hala buna rağmen, bu puan farkına rağmen asli hedef şampiyonluk mudur? Birincilik midir? Yoksa önce playoff diyoruz sonra olursa mı birincilik diyorsunuz? Ya biz kendimiz playoff'un içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi yani
Biz göreve başladıktan sonra 11. haftadan sonra içeride iyi oynayıp kaybettiğimiz puanlar var. İşte ilk geldiğimiz hafta mesela Zonguldak'la oynadık. İyi oynadık. Gayet iyi mücadele, pozisyonlarımız vardı. Olmadı. Beraberlikle sonuçlandırdık. 2 puanımız öyle gitti. Akhisar maçı 2 puan o şekilde. Kırşehir maçını yine hakeza. Deplasmanda oynadığımız bir Isparta maçı var. 1-0 mağlup olduk ama yani deplasmanda girdiğimiz pozisyonlar 10 tane, 11 tane, 12 tane çok net pozisyonlar. Bir türlü kaleye girmedi maalesef. O pozisyonlar daha iyi bir konsantreyle sonuçlandırılabilirdi. Olmadı. Yani iyi oynayıp kaybettiğimiz puanlar var. Yani oyunun hakkını biz galibiyetle o puanları kazanabileceğimiz maçlar çıkarmıştık. İşte ilk daha maçın şey ilk yarının ilk maçı Uşakspor'un 10 tane 11 tane net pozisyona girip sonuçlandıramadığımız maçlar bunlar. Şimdi o puanları toplamış olsak şu keşkeleri yaşamazdık en azından. Şu anda tabii ki Pendik'i bu sefer kovalamaya çalışırdık. Yani aşağıdaki takımlar değil de daha çok Pendik ne yaptı? İşte berabere mi bitirdi, galip mi geldi, mağlup mu oldu, nerede takılacak, işte ne yapacak diye. O zaman yukarıyı kovalama adına, Pendik Spor'u kovalama adına düşüncelerimiz olabilirdi. Ama şu anki görüntüde biz playoff'un içerisinde kalma düşüncemiz sürekli. Bizim bu grupta yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Yeter ki benim oyuncularım iyi konsantre olsun. Sahiplensin. Yani oynadığı oyunu, takımı, yani her hafta her maçın ayrı konsantrasyon olduğunu, ayrı bir motivasyon olduğunu kendilerine de anlatıyorum zaten. Bu hafta da şimdi Karacabey maçı var. Bu maçın da motivasyonu, konsantrasyonu farklı. Yeter ki inanarak sahaya çıksın oyuncularımız. Çünkü o kapasitemiz, o kalitemiz var. Yani yenemeyeceğimiz bir takım yok grupta. Yani kadromuz biraz tabii ki kısıtlı. Aramızdan ayrılan 6 tane, 7 tane oyuncu var. Onlarla alakalı tabii ki hani transfer konusunda biraz geç şey yaptık. Yönetici arkadaşlar tabii ki ekonomik şartlar doğrultusunda transfer yasağımız vardı. Onunla ilgili daha erken açma fırsatımız olmadı maalesef. Bu her şey ekonomiye dayalı. Tabii. Ellerinden geleni tabii ki yönetici arkadaşlarımız, başkanımız o konuda uğraş verdiler. Ama tabii ki ekonomik şartlar son dakikaya kadar hani o uğraşı verdiler ama son dakika transfer açıldı ama yine 2-3 tane oyuncu aldık. Ama biraz daha erken açılsaydı daha iyi takviyeler yapılabilirdi aslında. Ama olmadı maalesef. Sağlık olsun. Bundan sonraki süreçte yani elimizdeki kadroyla biz sonuna kadar playoff'un içinde olacağız. Hocam transferleri de soracağım ama öncelikle Karacabey Belediyespor maçından bahsettiniz. Bu maçta seyirci yok bildiğim kadarıyla. Seyirci cezası var. Evet. Bunun olmaması, seyircisiz olması maçın sizi ne kadar etkileyecek? Ve bunun akabinde Diyarbakır halkının takıma olan ilgisinin alakasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya taraftarımız bizim tabii ki ikinci gücümüz yani 12. Oyuncumuz sahada. Taraftarımız olduğu zaman bizim motivasyonumuz, konsantrasyonumuz daha iyi oluyor. Daha başka oluyor. Arkada o bizim gerçekten bir gücümüz oluyor. Şimdi içeride oynadığımız bu son maçta Ankara Demir maçında ceza geldi bize. Yok kötü tazahürattan dediler. Yok işte sahaya girmeden falan dediler. Şimdi Eskişehir maçını, bizim Eskişehir maçını federasyon görmüştür herhalde. Gözlemci görmüştür. Yani bize kapatma veren federasyondaki arkadaşlar herhalde o maçta 2 kere, 5 kere, 10 kere kapatması lazım. Yani bize o kadar çok kötü tezahürat ettiler ki ağza alınmayacak şekilde yani bize çok büyük hakaretlerle orada maçı bitirttirdiler. Tabii ki taraftarımızın olmaması bizim tabii ki handikapımız olacaktır. Ama inşallah bu maçı en iyi şekilde bitireceğiz. Anladım. Hocam transferleri soracağım. Altta da sorular gördüm. Yapılan transferlerden memnun musunuz? Bir ikincisi istediğiniz ama olmayan transferler oldu mu? Olduysa hangi mevkiler? Ya şimdi devre arası tabii ki biz de her takım şimdi transfer yaptı. Biz de hani iyi oyuncu almak istiyoruz tabii ki gönlü ister iyi oyuncu alalım. Geçen sene de seninle bu röportajı herhalde bu transfer devre arası döneminde yapmıştık. Ona denk gelmiş. Yine aynı şeyleri söyleyeceğiz Aynen. hemen hemen. Yani
Her hoca takımına iyi oyuncuların almasını tabii ki ister. Kadrosu güçlü olsun diye, alternatifli rekabet ortamı sağlayacak şekilde bir kadro olmasını ister. Ama tabii ki iyi oyuncu para demek. Ekonomik anlamda iyi şartlarda. Şimdi iyi oyuncu ya kulübü bırakmıyor, ya kendisi çok para istiyor, ya kulübü çok para istediği için. Bunların hepsi ekonomik şartlara bağlı durumlar. Biz şu anda bir kaleci aldık. Onun dışında bir karşı yakadan Fatih Öztekin var. İşte orta saha oynayan oyuncumuz. Bergama Spor'dan sağ sol kenar oynayan İsmail Cem'i aldık. Üç tane oyuncu en azından dedik ki yani son dakikada en azından bizim alternatifli bir kadromuz olma açısından gücümüze biraz daha güç katar diye düşünerek o transferleri yaptık. Yani Peki istediğinizde olmayan bir transfer oldu mu? Olduysa hangi mevki hocam? ya önde mesela bir santraforumuz tabii ki hani alternatif anlamında üstünle beraber orada bir rekabet ortamı oluşması adına bir santraforumuzun alması hani iyi olurdu. Bir tane kenar oyuncusu. Yani orta sahaya bir oyuncumuz takviye biraz daha kalite yani kalite açısından bu ligin üstünde oyuncu olsaydı tabii ki bizim hani gücümüz anlamında daha iyi olabilirdi. Ama sonuçta bizim takımımız, bu oyuncularımız bizi buraya kadar getirdi. Ben oyuncuların hepsine inanıyorum. Bundan sonra da sezon sonuna kadar bizi götüreceklerdir. Yeter ki dediğim gibi yani biz işimizi sahiplenelim, takımımızı sahiplenelim, takımıza sahip çıkalım. Her şey parayla olmuyor. Parayla her zaman başarı gelmiyor. Gruptaki takımlara da baktığımız zaman çok para harcayan takımlar maalesef istedikleri yerlerde değiller. Önemli olan takım birlikteliğini sağlayabilmek. Bu takım birliktelerinde inşallah bundan sonraki süreçte de sezon sonuna kadar götürür diye düşünüyorum. Hocam Deniz niye gitti diyenler vesaire var. Aynen oyunculardan gitmesini istemediğiniz oyuncular oldu mu? Ya Deniz zaten oynamadığı için hani o kendine göre çok fazla şans bulamadığı için devre arasında kampa katılmadı. Kendisi gelmek istemedi. Diğer ayrılan oyuncu arkadaşlar da çok fazla şans bulamadıkları için kendileri ayrılmak istediler. O konuda yönetimle görüştüler. Yönetim de ona göre karar verdi. Ha bazı oyuncularımız kadro dışı kaldı tabii ki. Biz buraya ilk geldiğimizde bir ay, 1,5 ay biraz sıkıntı yaşadık tabii ki. Oradaki takımın içerisindeki bazı huzursuzluklar vardı. Hani oyuncuların kendileriyle alakalı. Biz onları toparlamaya çalışırken tabii ki Erzincan maçıydı. Erzincan maçında bir takım olaylar olunca tabii ki 4 tane oyuncuyu yönetim kadro dışı bırakmak zorunda kaldı. Yani 1,5 ay o kaosu yani o biraz zor dönemi geçirmek zorunda kaldık. Ondan sonraki süreçte takım yavaş yavaş işte bir hava yakaladı. Bir takım birlikteliği oluşturuldu. Yani maçlara çıktığımızda daha birbirine daha kenetlenerek daha motive olarak çıktığımız maçlar o 4 maçın 5 maçın sonunda başlamıştı zaten. Ondan sonraki süreçte şimdi fena değil, iyi gidiyor yani. Ama o söylediğimiz oyuncular kendileri ayrılmak istediler. Anladım. Hocam ne kadar iyi hoca olursanız olun illa ki oynattığınız futbol eleştiren taraftarlar olacaktır ki sizi de öyle Tabii ki. eleştirenler var. Geriye yaslandığınızı, takımı geriye yasladığınızı, işte bazı oyuncuları yanlış mevkide oynattıklarınızı düşünenler var. Yanlış değişiklikler yaptığınızı, geç değişiklik yaptığınızı söyleyenler vesaire var. Siz bu görüşlere katılıyor musunuz? Eleştirilere hangilerine haklı buluyorsunuz? Kendinizi düzeltmeniz gereken noktalar var mı? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya taraftarların tabii ki eleştirilerine saygı duyuyoruz. Yani her zaman her taraftarın istediği, beğendiği oyunu bulamayabilirler. Ama biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Takım oyuncularımız sahaya çıktığı zaman o mücadeleyi vermeye çalışıyorlar. Geriye yaslanma diye bir şey yok. Onu ben defalarca söyledim. Yani ben olmasam başka hoca gelse başka hoca için de aynı eleştiriler yapıyorlar. Süper Lig'de bakıyorsun yorumlara işte sosyal medyada bakıyorsun başka bir takım için bile yani bütün taraftarlar hemen hemen aynı şeyleri anlatıyorlar.
Hangi hoca geriye yaslan der yani? Öyle bir taktik mi var? Ben bilmiyorum yani. Hani bu, hadi arkadaşlar bu maç geriye yaslanıp da bu taktikle oynayacağız diye hangi oyuncumuza söylemişiz? Ya da böyle bir futbolda böyle bir geriye yaslanma taktiği mi var? Ben ilk defa duyuyorum. Sürekli taraftar bu şekilde eleştirilerde bulunuyor. Oyuncu değişiklikleriyle alakalı da dediğim gibi 14, 15, 16 kişiyiz. Bazı mevkilerde alternatifsiz oynamaya çalışıyoruz. Bazen savunma oyuncusunu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Hani oyunun temposunu artıralım diye. Çünkü öndeki oyuncu arkadaşlarımızın bazılarını hani kulübeye baktığımız zaman değiştirme şansımız yok. O konuda yani eleştiriler bence haksız diye düşünüyorum. Hem oyuncularımıza haksızlık hem de bize haksızlık tabii ki. Takıma haksızlık. Hani elimizdeki imkanlar dahilinde. Yani bizim hani kenarda ne bileyim öndeki hani oyunu değiştirebilecek oyuncularımız olsa oyuna sokmasak ya da değiştirmesek diyeceğiz ki tamam oyuncu değiştirmedik. Bu bizim kanaatimizdi. Yani o şansımız da yok yani şu anda. Anladım. Hocam transferle ilgili son bir soru soracağım. Taraftar sorusu alacağım burada. Transferler Evet. hocanın isteğiyle mi gerçekleşti diyor. Ya transferler şöyle söyleyeyim. Yani transfer zaten son 1-2 gün içerisinde açıldığı için çok fazla elimizde hani seçicilik yapabileceğimiz bir transfer şansımız yoktu. Biz hani gelen isimleri değerlendirerek aldık. Yani işte bir Karşıyaka'dan aldığımız Fatih Öztekin referanslarına dayanarak aldık. Hani bildiğimiz, tanıdığımız hoca arkadaşlarımıza sorarak aldık. Yani işte karakterine bu kulübü hani sahiplenmesi, benimseyebilir mi? İşte yetenekleriyle alakalı. En azından oyuncumuz olsun. Yani bizim diğer oyuncularımızı zorlayabilecek, o rekabeti sağlayabilecek diye ona göre aldık. Yoksa ben hani tanıdığım oyuncu dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü tanımadığım oyuncuydu. Yani Fatih'i de daha önce seyretmedim. Çünkü o grupta hiç çalışmadığım için referansla aldığımız oyuncular bunlar. Öbür İsmail Cem mesela geçen sene Urfa Spor'daydı. Evet. Onu sonradan oyuna giriyordu. O şekilde hatırlıyorum. Kenar oynuyor. Yani sağda solda oynuyor. O da şu anda aramıza katıldı. Biraz antrenman eksiği var. Yani bir iki haftada toparlar inşallah. Onunla ilgili de en kısa sürede hani adapte etmeye çalışacağız. Kalecimiz bizim kaleci antrenörümüzün tavsiyesi üzerinde alınmıştır. Cantu Temel. O kefil olmuştur. Onun isteği doğrusunda tabii ki bizim bünyemize hani Bekir'in alternatifi o Bekir'e bir şey olduğu zaman orada hani bizim rahatlıkla kaleyi teslim edebileceğimiz oyuncu olarak o transferi de biz isteyerek aldık yani. Hocam muhtemelen geçenki yayında da konuştuk yanlış hatırlamıyorsam ama ben yine tekrar konuşmak istiyorum çünkü alttan yorumlar da geliyor. Altyapı ile Evet. ilgili alttaki bakış açınızı soracağım. Genç oyunculara şans vermediğinizi düşünüyorlar. Şans veriyor musunuz ya da verecek misiniz? Genç oyunculara şöyle şans vermeyi düşünüyoruz. Çalışmaya devam edecekler. Yani o şansı kendileri yaratacaklar. Ben oyuncularıma da söylüyorum. Çünkü biz de altyapıdan çıktık. Ben de eski futbolcuyum. 14-15 sene oynadık. Biz A takıma çıktığımız zaman 3 katı, 4 katı daha çalışmak zorunda kalıyorduk. Çünkü kadroya girebilmem için benim hani yukarıya çıktığımda tamam ben işte idealime ulaştım, hedefime ulaştım artık bundan sonra idare edeyim dediğin zaman kimse sana o formayı vermez. Kimse seni o şekilde de kadroya almaz. Ama biz ona rağmen genç oyuncularımızı tabii ki kadroya alıyoruz. İşte o havayı teneffüs etsinler. Hani bünyemizde olsunlar diye onu hissettiriyoruz. Ama oyuncularımızın daha fazla çalışması lazım. O formayı hak ettiklerini bize göstermeleri lazım. Yoksa biz hak eden oyuncuyu niye oynatmayalım? Muhlis de altyapıdan çıkmadı mı? Çıktı. Geçen sene Seymen vardı. Seymen'e de şans verdik. Şiar vardı geçen seneden. Şiar'a da şans verdik. Yani geçen seneden ben çalıştığım için söylüyorum. Geçen sene sen bu soruyu sorduğunda ben de hatırlıyorum.
O isteği, o arzuyu gösterenlere biz şans veriyoruz. Yani kimseye bir garezimiz yok. Önemli olan bize o formayı alacağını göstersin. Hocam Yani Eskişehir spor altyapıdaki maçı ile ilgili bir oyuncular için. sorum efendim? Altyapıdaki oyuncularım için söyleyeceklerim bunlar. Çalışmaları Anladım. lazım. Eskişehir spor maçı ile ilgili bir sorum olacak. Bu ırkçı veya nefret söylemiyle karşılaştığınız iddiaları doğru mu? Nasıl? Irkçı veya nefret söylemiyle karşılaştığınız doğru mu Eskişehir'de? Evet, doğru. Yani onunla ilgili şöyle söyleyeyim. Ya statta her türlü hakareti bize söylediler. Yani teröristliğimize tutun en kötü şeylere kadar hakaretleri yaptılar. Onu zaten gözlemci duymuştur kulaklarıyla, hakem duymuştur. Orada herkes gördü. Yani ben sahanın kenarında arkamdan 90 dakika küfür yedim. Yani ne annemiz kaldı, ne eşimiz kaldı, ne kardeşimiz kaldı. Her türlü hakareti hem yardımcılarım, hem ben, hem kulübedeki futbolcu arkadaşlarımız, hem de sahadaki futbolcu arkadaşlarımız. Yani maç bitene kadar bunları sonuna kadar bize her türlü hakareti kullandılar. Anladım. Hocam altyapı demişken Türk altyapısı, Türkiye'de altyapı sorunu diyeyim ya da nasıl çözülür? Bunun için sizin fikir ve öneriniz var mıdır? Türkiye'deki altyapı sorunu iyi eğitim veren hocalarla ve altyapıya ekonomik katkı sağlayan yöneticilerle çözülür. Yani burada birinin yeğeni, birinin amcasının oğlu, bu tarzda şeylerden kesinlikle herkes kaçınması lazım. Özellikle yöneticiler buna ön ayak oluyorlar maalesef. Aşağıdaki altyapıdaki hocalara yeterli yani geçinmesini yani geçinebilecek maaşı vermen gerekiyor. Yani ekonomik şartlarını ona sunman gerekiyor ki altyapıdaki çocuklarımıza o eğitimi verebilsinler. Yani UEFA kriterlerinde o eğitimi verebilmeleri için en azından evini geçindirebilecek bir maaş ödenmesi lazım. Yeteri Yani. kadar o maaşı hoca alamadığı zaman tabii ki ister istemez bu hoca ya başka bir iş yapmaya çalışıyor, ya mesaisini kısıtlıyor, çok fazla ilgilenemiyor, ya da altyapıda çalışmıyor. Yani kaliteli hoca, o eğitimi verebilecek kalitedeki hocalar da diyor ki ya ben bu maaşa çalışmam diyor. O zaman da o oyuncular maalesef doğaçlama yetenekleriyle bir şekilde bir yere kadar gelebiliyorlarsa geliyorlar. Yani ne bir savunma taktiği öğrenebiliyorlar, ne bir hücumsal taktik öğrenebiliyorlar. Hiçbir savunma prensibi, hiçbir hücum prensibini maalesef tamamen alamıyorlar. Ondan sonra yukarıya çıkma zamanı geldiği zaman da yarım yarım futbolcu olarak çıkıyorlar. Bu sefer yukarıdaki profesyonel anlamda bizler, hani profesyonel çalışan biz teknik adamlar, antrenörlerimiz bu sefer o çocuğu altyapıda alamadığı eğitimi biz vermeye çalışıyoruz. İşte şöyle vurman lazım, şurada durman lazım. Savunmayı böyle yapman lazım. Hücum anlamında şöyle boşa çıkman lazım. Şu topu şöyle kontrol etmen lazım. Yani bunlar maalesef eksik oluyor. Dediğim gibi yani burada eğitimi alabilecek, o eğitim verebilecek ekonomik şartlarını sağlayacağınız antrenörler yetişmesi lazım altyapıda. Anladım. Hocam kulüpteki mali durumu soranlar var. Maaşlarda sıkıntı var mı diye soranlar var. Cevap vermek ister misiniz? Ya kulüpte tabii ki sıkıntılarımız, ekonomik anlamda sıkıntılarımız var. Ama şunu söyleyeyim, yani sezon başında futbolculara verilmiş olan sözler yerine getirilmiş peşinat olarak. Primler söz verildiği gibi ödeniyor. Onun dışında maç başı bir 5 tane maç başı ödendi futbolcularımıza. 7 tane maç başı denmişti. 5 tanesi ödendi şartları doğrultusunda. Ya bu sıkıntılar inşallah giderilir. Yani kulübe sahip çıkılması gerekiyor burada. Önemli merciler burada Amespor'a sahip çıkması gerekiyor. Ekonomik anlamda destek çıkması gerekiyor. Takım eğer bir hedefe gidecekse tabii ki bunlar önemli. Tamam her şey para değil ama en azından o şartları oluşturabilecek de ekonomik anlamda bir rahatlama olması lazım. Bu konuda da inşallah yönetimimiz, başkanımız elinden geleni yapıp o şartları sağlayacak, o desteği bulacaktır diye düşünüyorum. Anladım.
Hocam peki Amespor'la uzun vadeli hedefleriniz var mı? Ben takımı Süper Lig'e çıkarmak istiyorum gibi uzun vadeli planlarınız var mı? Ya uzun vadeli plan yapabilmek için tabii ki uzun vadeli mukavele imzalaman lazım. Maalesef Türkiye'de O da sadece günümüz Amespor için ülkesinde çok zor. yani Amespor için söylemiyorum. Yani Yok, ben genel olarak söylüyorum zaten. ya ülkemizin biliyorsun şartları doğrusunda hocanın hep çantası kapının arkasında durur. Çünkü her şey sonuçlara bakılıyor. Yani hani içeride ne yaşanıyor, ne şartlarda çalışılıyor, onlar hiçbir kulüpteki hoca mesela çok zor şartlarda çalışıldığı zaman bile yani dışarıdan çok net sonuçlara bakılarak hareket ediliyor. O yüzden yani çok net bir şey söyleyemiyorsun. Yani uzun vade tabii ki isterim. Yani burası çok güzel bir kulüp. Geçen sene de bunları bu güzel şeyleri söylemiştik. Çok güzel bir taraftarı var. Çok güzel büyük bir camiası var. Ama tabii ki uzun vade çalışabilmek için uzun vadeli bir şartların, uzun vadeli bir projenin olması lazım. Bu projenin oluşması lazım. Ondan sonra bu uzun vadeli planlar yapılabilir. Seve seve yapılır. Anladım. Peki size göre Amespor Süper Lig'e kaç sene içinde çıkabilir? Veya Diyarbakır takımı görebilir miyiz önümüzdeki 2-3 sene içinde Süper Lig'de? Valla müsaade ederlerse 2 yılda, 3 yılda belki bu sene TFF 1. Lig'e ondan sonraki süreçte de iyi bir destekle, iyi bir projeyle çıkabilir Süper Lig'e. Neden olmasın? Ama tabii ki burada çok engel var. Geçen sene de yaşamıştık, bu sene de yaşıyoruz. Yani bize gelen bir kere bizim maçlarımızı yöneten hakemlerimiz çok tarafsız olmuyorlar, objektif bakmıyorlar. Yani Eskişehir maçında bile yani tamam genç oyuncularla oynadık, rakip gençti 19-20 yaşlarında falan ama yani o gazla 2-3 defa 3 kat daha mücadele ederek yani bize karşı özellikle Amedspor'a karşı bu sertliğe müsaade ediyor mesela hakemler. Başka takımlara gittiğimizde de başka deplasmanlara gittiğimizde de işte buraya geldiğinde de hakemlerin farklı bakış açıları oluyor. Yani ben 2 yıldır bir ara ayrıldık, geri geldik. Aynı şeyleri görüyoruz. Yani aynı şeyleri gözlemliyoruz. Ben teknik ekibim. Yani inanır mısınız? Daha önce çalıştığımız yerlerde böyle bir şey çok fazla Hocam ben de onu karşılaşmadım. soracaktım. Yani aynı zorlukları yaşamıştınız aslında. Tekrar gelmeyi nasıl kabul ettiniz? Yani bunu zorlukları aslında daha önce yaşadığınızda yine bir önceki yayınımızda da anlatmıştınız. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Neden tekrar ateşten gömleği giydiniz? Valla ben bu kulüpte çalışmayı seviyorum. Burada başarılı olacağıma inandım. Bu takımı hani başarılı bir yere getirebileceğime inandım. Çünkü geçen sene de ayrıldığımda başarılı bir konumda ayrılmıştık. Yani kendi naçizane fikrimi olarak söyleyeyim. Belki kalsaydık, son 6 maç kalsaydık belki playoff'a çıkıp playoff'tan çıkabilirdik. Çünkü biz içeride dışarıda Kocaeli Spor'u yenmiştik. İçeride 3-0 yenmiştik. Orada da 2-1 yenmiştik. O Evet. yendiğimiz takım TFF 1. Lig'e çıktı. Neden biz çıkmayalım? Yani inandığım için geldim. Yani zaten camiaya inandığımız için geldik. Hani burada başarılı olacağımıza inandığımız için geldik. Her şeye rağmen yani her şartların hani hakem olsun işte deplasmanlardaki bize yapılan sıkıntılı tezahüratlar olsun her şeye rağmen ben inanarak ben öyle bir korkum yok vallahi hiç kimseden. Anladım. Peki hocam uzun vadeli plan yapmanız tabii ki zor ama yani sizin kendi kariyer hedefiniz var mı? Kendimi 3-5 sene sonra şurada hayal ediyorum, burada düşünüyorum. Geçen sene de aynı soruyu almıştım senden. Ben de Doğrudur. cevap olarak vermiştim. Ya tabii ki her hocanın hedefi vardır. Her hoca başarılı olmak ister. Yani her çalıştığı kulüpte başarılı olup çizgisini biraz daha yukarı taşımaya çalışıyor. Okuyorsun, araştırıyorsun, kendini geliştirmeye çalışıyorsun. Bunları neden yapıyorsun? Hedeflerin doğrusunda. Yani biz de ekip olarak daha üstlerde hedeflerde çalışalım diye bekliyoruz. Yani Amespor'da bir üst lige çıkarmaya çalışıyoruz o şekilde çalışmalarımızda. Ama maalesef daha önce de bu fırsatlar aslında bize geçti. Başarılı olmamıza rağmen onu bizim elimizden aldılar.
Bize o fırsatı vermediler. Bazen kendi başına çırpınman çok fazla fayda etmiyor. Yani ne bileyim bir siyasi gücün olması gerekiyor herhalde. Bizim de öyle bir gücümüz yok maalesef. Biz kendi başımıza buraya kadar geldiysek kendi başımıza geldik. Bundan sonra da kendi başımıza hedeflerimiz doğrusunda inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Artık nereye kadar götürür bizim bu çalışmalarımız bilmiyorum. Hocam bir şey sorusu alacağım. Bünyamin'deki form düşüklüğünün nedeni ne demiş bir taraftar? Bünyamin geçen sene daha formdaydı. Evet, bizim çalıştığımız dönemde formda bir Bünyamin'den bırakmıştık. Geldiğimizde bilmiyorum sezon başı hani bir sakatlık geçirmiş herhalde. Bize anlatılan kampta çok fazla bir kamp dönemi geçirememiş. Ondan sonraki süreçte tabii ki temposu düşmüş. Biz geldiğimizde tekrar toparladık Bünyamin'i. Yani inşallah bundan sonra da daha iyi olacaktır. Yani çalışmaya devam etmesi lazım. Yani sadece Bünyamin için söylemiyorum. Diğer oyuncularımızın da. Ben hep şunu söylüyorum. Yani bir oyuncu antrenman temposunu hep yukarıda tutmak zorunda. Eğer kendisini düşük tempoya alıştırırsa bu sefer maçta aynı alışkanlıklarla devam eder. Yani oyuncu kendisinin bir hedefi varsa, bir ideali varsa temposunu hep yukarı tutmak zorunda. Yani küsmeden, darılmadan, işte kafasında hep böyle olumsuz soru işaretler yani üretmeden çalışmak zorundalar. Biz de çünkü futbolculuk dönemimizde hep bunları görerek hareket ettik. Hani tecrübe olarak şimdi oyuncularımıza aktarıyoruz. Ben her oyuncumun çalışmasını, hep temposunu yukarıda tutmasını isterim. Bünyamin iyi bir futbolcu. Daha üst liglerde oynaması gerekir diye düşünüyorum. Ama bunu sağlayabilmesi için kesinlikle çalışması gerekiyor. Bünyamin'in de diğer genç oyuncu arkadaşlarımızın da hedeflerinin hep yukarıda olması lazım. Bu hedefler doğrusunda çalışması lazım. Sorgusuz sualsiz kesinlikle çalışması lazım. Anladım. Çünkü bu yaşlar oyuncunun sorgulayarak geçireceği yaşlar değil. Yani sorgusuz sualsiz çalışması lazım. Tabii. Yani neden böyle oldu, neden şöyle oldu, niye böyle oldu? İşte bugün de çalışmayayım, böyle bir şey yok. O yaşlar onu hak etmiyor. Yani o yaşlarda öyle bir lüksün yok senin. Hocam Mervan Çelik'i soranlar var. Bakıyorum Mehmet Alaaddin olduğunu soranlar. Üstün bilgi hakkının düşüncesi nedir demiş hoca. Cevap vermek ister misiniz bu konulara? Ya oyuncularım yani geldiğimiz günden beri hep söylüyoruz daha iyisini vermemiz lazım diye hep bir üstüne koyarak gitmemiz lazım. Yani hep bir şeyi bir fazlasını yaparak gitmemiz lazım. Bir sonraki maça daha iyi oynamamız lazım. O maçımız en iyi maçımız olması gerekir diye hep söylüyoruz oyuncularımıza. Yani Mervan'a, Üstün'e, Mehmet Alaaddinoğlu'na, Okan'a, işte Muhlis'e, orta sahadaki diğer oyuncu arkadaşlarımıza, yani tecrübeli olsun, genç olsun, bütün oyuncularımıza hep söylüyoruz. Onlar da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ha, hep söylediğimiz gibi yani antrenman tempo yukarıda olması lazım. Maç temposunda rahat etmemiz gerekiyor. İnşallah daha iyi olacak. Bundan sonraki maçlarımızda inşallah iyi olacaktır. Ha, söylediğim gibi yani maalesef deplasmandaki sonuçlandırmalarımızı biraz daha düzeltmemiz gerekiyor. İçeride iyi oynamamıza rağmen puan kaybettik. Onlara daha dikkat etmemiz gerekiyor. Oyuncularımız bunun bilincinde olursa inşallah daha iyi olacak. Yani oyuncularımızdan aslında biz daha iyi verim alabiliriz. Onlar da kendilerini, kapasitelerini biliyor zaten. Ama onun dışında memnunuz yani. Her oyuncumuzdan memnunuz. Hocam duran toplarla ilgili de çok eleştiriler gelmiş. 3 yıldır duran toptan gol atamıyor. Amespor demiş hatta bir taraftar. Bu konudaki düşünceniz nedir? Duran toplara ekstra çalışıyor musunuz? Ya duran toplarla ilgili ara ara çalışıyoruz tabii ki. Özellikle sadece duran toplar değil işte şut çalışmaları, kenar orta çalışmaları, varyasyonlar bunlarla alakalı sürekli çalışıyoruz. Tekrar tekrar o çalışmaları antrenman özellikle cuma günleri genelde o şekilde çalışmalar yapıyoruz. İşte kenardan ortalar falan. Ama tabii ki burada şunu söyleyeyim yani çok iyi duran top kullanan bir oyuncumuz yok yani. Ha, kullanan oyuncularımız da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. İyi orta kesilirse oraya giden oyuncumuz da eğer iyi konsantre olup kendinden emin giderse tabii ki gol bulabilir. Ha, çoğu zaman
duran toplarda etkili olmaya çalışıyoruz ama maalesef dedikleri gibi haklılar. Yani orada sonuçlandırmamız gerekiyor. Sonuçlandıramıyoruz. Ya iyi konsantre olarak oyuncumuz oraya gitmiyor. Yani ceza sahasında. İyi gittiği zaman da gelen orta maalesef ön tarafı aşmıyor bir türlü. Yani iyi orta atma konusunda. Ya bu konsantrasyonla alakalı. Tabii ki vuruş tekniğiyle alakalı. Öyle sıkıntılarımız var. Doğru söylüyor. Yani eleştirisinde haklı. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Camiye taraftar mesajınız varsa alalım. Sonra yayınımızı sonlandıralım. Ya, taraftarlarımız bize inansınlar. Yani biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bu takım playoff'un içerisinde olacak. O desteği bize versinler. Eleştiri tabii ki yapabilirler. Ama haksız eleştiri de bizim motivasyonumuzu düşürüyor tabii ki. Oyuncularımız da bazen sosyal medyada okuyorlar böyle şeyleri. Önemli olan takımlarına sahip çıkmaları, oyuncularına sahip çıkmaları. Sonuçta oynayan da oynamayan da oyuncular bu takımın oyuncuları. Bizim için oynayanı oynamayanı her oyuncu değerli. O değeri onlara hissettirmemiz lazım. Yani o değeri onlara biz hissettirdiğimiz zaman sahada onlar bir şeyler yapacaktır. Amespor'a onlar sahip çıkacak. En azından kulübünü sahiplenecektir. Ben oyuncuma her zaman onu söylüyorum. Yani inanmayan oyuncu, gönülsüz iş yapan oyuncu çok fayda sağlamaz. Önemli olan inanarak, sahiplenerek takımını sahaya çıkmak bu takımı her zaman yukarı taşıyacaktır. Yani ben teşekkür ederim hocam, size. Ben de çok teşekkür ederim. Size ve ekibinize başarılar diliyorum.